Demek okulun kömürlerini satıyormuş ha. Dilekçe verip şikayet etsene. Şikayet etsen ne olacak? Müfettişler gelene kadar bahar olsun. Onların da işleri yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Eyvah! Amir de senin pençene düştü demek. Asıl ben seni penceleyeceğim. Sen benim penceme düştün. Utanmıyorsun değil mi? Hem öğretmen kardeş olup da bir de disipline gitmeye ha? Allah yerim ben seni. Kader utansın yavrum. Arsızlık yapma. Arsızlık yapma. Arsızlık yapma. Alo, efendim? Rüya, Rüya kızım lütfen dinle, kapatma telefonunu. Hayır, sizinle konuşmak istemiyorum. Bana bak, evde ceza alsın diye popo büyütmece yok. Sana 4 tane ödev hazırladım. Akşam gelince kontrol edeceğim. Oho, bir de kendi kendime sözlü yapayım abla. Sus, kelime israfı yapma. Durduk yerde sokağa çıkma. Tamam. Buzdolabından su içme. Abla, olacaktı bir bilgisayar, böyle çıtır çıtır ders çalışacaktım. Çıtır çıtır chat yapacaktın değil mi? Abla, benim ICQ'm yok ki. Senin IQ'n yok ki, nasıl ICQ'n olsun? Ben çıkıyorum. Bilgisayar, bilgisayar ancak sınıfını geçtiğin zaman, tamam mı? Tamam. Çıkıyorum. Abla, Allah zihin açıklığı versin. Sana da zihin versin. Gitti. Oh be, bütün gün rüyayla baş başayım. Hazırlanayım ben be. Böbrek taşı. Böbrek taşı döküyorum galiba. Bu numaraya hiçbir kız dayanamaz. Hastayım. Geçmiş olsun. Neyin var? Taş döküyormuşum. Bak, bir tane daha döküyorum. Bak. Yazık. Neden gidip bir yerde yatmıyorsun? Hizaraya gitmiştim ilaç almaya. Anahtarı evde unutmuşum. Sokakta kaldım ya. Kerem, iyi misin? Buradan iyi mi görünüyor? Kalk bir. Gel içeri. Baba, kızmasın. Kızmaz. Kimse yok evde. Öyle mi, sarıl o zaman? Sarıl. Gel şöyle. Uzun. Oraya. Sen bayağı kötü gözüküyorsun. Ben sana bir şeyler hazırlayıp geleyim. Tamam. Ay. Küçük beyin maması hazır. Teşekkür ederim Rüya. Çok naziksin. Televizyonu açar mısın? O televizyon açılmıyor, bozuk. Nasıl yani? Sen hiç televizyon seyretmiyor musun? Uzun süredir seyretmiyorum. Allah bilir senin BBG'den, Televole'den, Havuç'tan falan da haberin yoktur. Seyretmiyorum dedim ya. Bu zamanda. İnanılır gibi değil. Peki sen hiç evden dışarı çıkmaz mısın? Pek çıkmam. Okula gitmiyor musun? Bıraktım. Neden? Sen hasta değil misin? Biraz dinlensene. Soru sorup dur.
oturma. Peki peki. Arkadaşın yok mu? Bir iki tane var. Tabii bir iki tane olur. Gelene geçene kapıyı böyle küt diye çarparsan. Aa, babam geldi. Ne, babam mı geldi? Babam mı geldi? Benim Rüya, hemen eve gitmem lazım. Eve gitmem lazım benim. Baban geldi. Eve gitmem lazım. Anahtarın yok. Anahtarım da yok. Evet, anahtarım yok. Ne yapacağız? Bir dakika dur, otur. Merak etme. Geçen gün yaptığına üzüldü zaten. Bir şey demez. Ben yine de kelime-i şehadet getireyim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk yavrum. Nasıl geçti uçuşun? Fena değil, biraz yorucuydu. Hayrola, misafirimiz mi var? Yeni taşınan Afet Hanım'ın kardeşi geldi. Böbrek sancısı tutmuş. Kapının önünde bayılınca ben de içeri aldım. Afet Hanım yok mu ortalarda? Hayır, okulda. Kerem anahtarını içeride unutmuş. Ben de hasta sokakta kalmasın dedim. Kızmadın değil mi? Yok, kızmadım. İyi yapmışsın. Gel bakalım. Geçmiş olsun evlen. Teşekkürler Metin Bey. Kusura bakmayın. Rahatsız olma, yat sen yat. Bilerim ben böbrek ağrısı ne demek. Çok canım yanıyor. Ben de vakti zamanında az çekmedim. Sana bir iğne yaparım geçer. İğne mi? Evet. Ne o? Yoksa korktun mu delikanlı? Yok canım. Yeter ki ağrım geçsin. Siz mi yapacaksınız? Tabii. Pilotlara her şeyi öğretirler. Ben şimdi geliyorum. Rüya, baban ciddi miydi? Evet, hep iğnelerimizi o yapmıştır. Peki, eli ağır mıdır? Hayır, değildir. Bütün ağrı kesici iğneler başta yakar ama sonunda iyi gelir. Hadi bakalım, doğrulabilirsin. Kerem ettin. Kerem. Neredesin sen? İyi akşamlar efendim. Ay, affedersiniz, ben Kerem zannettim. Kerem bizde yatıyor da ona haber vermeye geldim. Sizde niye yatıyor? Böbrek taşı düşürüyormuş zavallıcık. Çok üzüldük. Böbrek taşı mı düşürüyor? Niye sizin evinizde düşürüyor? Gelsin, ne düşürecekse kendi evinde düşürsün. Ne ayıp. Anahtarı içeride unutmuş gariban. Ne yapsın? Öyle mi? Ben anahtarımı alıp hemen geliyorum efendim. Tamam. Anahtar yok burada. Böbrek taşı düşürüyor diyor. Bu bir dolap çeviriyor yine ama. Dur bakayım sen. Abla. Sen taş mı döküyorsun? Evet. Birdenbire sancı girdi. Eczaneye diye çıktım. Ama anahtarımı unutmuşum. Eve dönemedim. Okula bir telefon açsaydı ya, atlar gelir alırdım seni. Belki de sizi rahatsız etmek istememiştir. Bir şey içer misiniz Afet Hanım? Yok, çok teşekkür ederiz. Ben acısını dindirmek için bir iğne yaptım. Kalk, eve gidelim, ben sana evde bakarım. Abla böyle iyiydi ya. Sen kalk, ben evde bakarım sana. Efendim, gel bakalım. Çok zahmetler verdik. Teşekkür ediyoruz size. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Bu vesileyle evimizi görmüş oldunuz. Oturmaya da bekliyoruz. Geliriz efendim, teşekkür ediyoruz.